Arkadaşlar bizi spora çağırdılar. Nasıl spor? Yastıkların üstüne binip binip inmece sporu. Yaslanmayı önlüyormuş. Biz de yapsak iyi olurmuş. Yalandı değil. Evde otur otur pirinç lapasına dön. Doğru. Baksana. Keçi tulumu gibi şiştim. Ben de. Her yanlarım oturmaktan ağrıyor. Tamam da ben öyle acayip şeyler yapmam. Hadi emmoğlu. Bize göre bir spor buldum. Ne oluyor? Davul zurna eşliğine dana kovalıyorlar galiba. Bence dana ile beraber halay çekiyorlar ha? Hiç fena fikir değil. Hadi Arman. 1-2-3-4 Gel çıkalım biz. Masa toplantısı yapsak iyi olacak galiba. İşte böyle. Annem bu konularda çok hassas olduğu için ben de mecburen... Bu evin eski bir konak olduğunu söylemiş. Ne? Annem paşa torunu. Böyle şeylere çok önem verir. Evi başkalarıyla paylaştığımızdan hiç mi söz etmedin? Eğer söyleseydim kimlerle paylaştığım konusunda bir soruşturma başlatır... ...sonunda sorun çıkarırlardı. Yalnız sizi biliyorlar. Kusura bakma Ayten Bıcı da neden bu kadar gıcık oldun şimdi belli oluyor. Sen kendi gıcıklığına bak. Arkadaşlar lütfen. Annem her şeyime karışır. Yalan söyledim. Çünkü yine bana müdahale edecekti. Özür dilerim. Ne olacak peki? Yarın baban geliyor. Her şey ortaya çıkacak. Doğruyu söyleyebilecek misin?
ne yapabileceğimi bilmiyorum. Üzülme Ayten Bucu. Baban ne kadar kalacak? Birkaç gün herhalde. Emekli Subaylar Derneği'nin bir semineri varmış. Haydar'la biz birkaç günlüğüne Beratgül'de kalabiliriz zannımca. He. Zaten çocuğun evine de hiç gitmemiştik. Teşekkür ederim. Vahit amca ile Zeliha yengenin balayında olması da işi kolaylaştırıyor tabii. Pekala. Şimdilik durumu Ayten'in söylediği gibi yansıtalım. Ama... Ama? Ayten güç toplayıp gerçeği ailesine anlatana kadar. Bu iyi bir fırsat Ayten. Sonsuza kadar yalan söyleyemezsin, değil mi? Zaten akşama kadar sıcak havanın içinde debelendin. Bir de gavur hamamına girecek ne vardı vahidim? Ona savunma derler Zülüha. Para be Ertuğ. O tüm her bir şeyinden faydalanmadan hiçbir yere gitme. Otelin doktorundan da faydalanacağız Serhal. Tansiyonu kim bilir kaça çıktı sıcaktan. Bırak şimdi. Güzel bir yemek yiyip kendimize geliriz. Kurt gibi acıktım. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar canım. Sen bize hemen bir galon su getirin be. Baş üstüne. Açık büfe mi, alakart mı alacaksınız? Biz hanımla o mevzuyu konuşuruz. Sen bize su getir be Sıva abi. Hadi canım. Büfe açıksa hep toz inmiştir yemeklere. Ben yemem. Öbürkülere de kart diyor adam yüzümüze baka baka. Öyle değil be Zeliha. Bize bir kart verecekler herhalde. Onunla gidip ahçıdan yemeğimizi isteyeceğiz. Ha, iyi. O iyi. Tamam. Bende kalırsınız. Zaten laf aramızda bayağı üzülüyorum sizi. Çok alışmışım. Vallahi laf aramızda biz de öyle be Berat kardeş. Değil mi Haydar? He, laf aramızda. Sağ ol Berat. Zaten çok sürmeyecek. En fazla bir iki gün. Ayten durumu ailesine anlatacak daha sonra. Değil mi Ayten? Rıfkı, biraz gelir misin? Şu müşteri seninle tanışmak istiyor. Benimle mi? Neden? Bilmem. Seninle evlenmeye kalkışacak olan garibanı tanımak isterdim dedi. Ben de tanıştırayım dedim. Gel sen otur şöyle. Olur. Beyefendi yollarım. Ver bakayım. Gel gel. Adam biraz... Kusura bakmayın, bir yanlışlık olmuş ama... Şey galiba... Şimdi, bir saattir adam paramın üstünü istiyorum, istiyorum diye tutturdu. Parasını geri veriyorum, almıyor. İlla parasını üstünü istiyor. Şimdi, ben nereden bileyim adamın parasının üstü neresi, altı neresi? Değil mi? Sen üzülme Meryem. İnsanlar çeşit çeşit işte. Bana bakın kızlar. Hadi bu olanları hallettik. Peki ben ne yapacağım ya? Ha? Oh. Karar verdiniz mi? Biz karar verdik. Kart istiyoruz. Aperatif alır mıydınız? Taze mi? Canım da bayağı şey olur mu Zeliha? Söyleyelim. Okey. Getir iki tane kardeş. Tercihiniz? Ana, bunlar hep işki vaydım. Mecbur tutuyorlar demek ki Zeliha. İstemem. Aç karnına beni çarpar. İstemem. Ayıp olmazsa biz kartımızı alıp önden bir yemek yesek. Hay. Buyurun. Nece bu? Ben hiçbir şey anlamadım. Biz biraz şey yapalım. Sonra şey yaparız kardeş. Peki. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Zahmet verdik. Ne yapacağız vahidim? Bir tercüman bulamazsak aç kaldık burada. Parmağımızla gösterir, şunu getir deriz. Artık şansımıza ne çıkarsa. Bu otellerin az yıldızlısına gideydik keşke. Ya da bulaydık bir pansiyon. Ben sana alasında yemek de pişirirdim mutfağında, aman. Şşt, sus. Herkes bize bakıyor Zeliha. Eyeliner. Firkete. Koyu ruj. Sprey. Ter.
operasyon başarıyla tamamlanmıştır. Baba ne yaptınız da? Olağanüstü. Asiye çok güzelsin. Bana bakın, dalga geçeni vururum ha. Ne dalgası Asiye? Ben başka biri oldum. Asiye lütfen, her şeyim sana bağlı. Tamam, zaten öyle olmasa boyatır mıyım kendimi böyle sebek gibi? Şimdi tamam, ne yapacağım onu söyle. Bak şimdi, sen bu konağın sahibesisin. Sahibesiyim, tamam. Konak sana paşa dedenden kalmış. Paşa dedemden. Oldu. Ne paşası olsun? Neydi dedenin adı Asiye? İmdat reis derlerdi. Tamam, İmdat reis paşa. Tamam. Peki görevi? Balıkçıydı. Olmaz. Sarayda padişahın balıkçı başısı diye bir ünvan yok. Doğru. Tamam, pervancı başı olsun. O ne? Bilmem. Nasıl olsa kimse de bilmez. Tamam mı Asiye? Tamam. Dedem padişahın pervanacı başısıydı. Baban da diplomattı. Yok be, nerede? İlkokulu bitirememiş ki diploma alsın. Diplomat, diplomat. Bu başka. Tamam, öyle olsun. Neyse, şimdi biraz da dil ve diğer şeyler üzerine çalışalım, ha? Şeker kızıma iyi sürpriz olacak. Ya bizim yüzümüzden de yerinizden oldunuz. Artık bu iyiliğimizi unutmazsınız herhal. Ara sıra Berat'kine doğrayın. Özdürüz valla. Hadi tamam tamam, zaman daralıyor. Hadi görüşürük. Güle güle. Allah Allah. Yani çocukların iki ayağının bir papuca soktun Ayten. Daha babanın gelmesine bir saat var. Ay ne olur ne olmaz. Bak ben bile şimdiden terminale gidiyorum. Trafik falan tıkanır Allah korusun. Babam randevularında saniyelik gecikmelere bile çıldırır. Biz de mi Berat'a taşınsak acaba? Ay. Hadi fiziği kaçırdık, bari laboratuvara geç kalmayalım. Çay elinden öteyi gidiyor. Çabuk geldiler de. İyi günler. İyi günler dayı, buyur. Ayten Mutlugil burada mı oturuyor hanımefendi? He, ne yapacaktın? Ben deniz babasıyım efendim. Demir Mutlugil. Buyur. Yani buyursunlar Demir dayı. Demir dayı beyefendi. Ben şeyim. Ev sahibi sizsiniz herhalde. Evet. Evet, oyum. Asiye. Dedem İmdat Reis Çavuş. Yok, çavuş olur mu? Paşa. Padişahın şeyci başısı, çakçı başısı. Yani padişahın takasının çakçı başısı. Babam da diplomalı. Pardon? Ben de efendim, buyursunlar. Memnun oldum Asiye Hanım. Ayten yok mu? Sizi karşılamaya gitti dayı bey. Efendi baba, aman beyefendi. Buluşamadınız mı? O benim otobüsle geleceğimi sanıyor. Annesi de öyle sanıyor. buyurun. Bizim hanım uçaktan korktuğu için beni de bindirmez sağ olsun. Niçin o kadar vakit kaybedeyim efendim? Tamam, otobüsle gidiyorum dedim. Atladım uçağa, pırr. Neymiş efendim? Atladın uçağa, pırr. Hem Ayten'i evde yakalarım, sürpriz yaparım dedim. İyi alt ettin. Efendim? Ne yetmişsin? Nuz. Diyeyim yani. Peki ne olacak? Kız gitti otobüse de. Netice itibariyle eve telefon ettiği zaman geldiğimi öğrenecek değil mi? Demek ki neymiş? Eve telefon edip öğrenecekmiş. Bir şey içer misiniz efendi bey? Efendim zat-ı alileri lütfederse bir kahvelerinizi içerim. Kim? Yok, kahve ben yapacağım da. Efendim çok zahmetli olacak size. Yok bir şey olmaz. Tamam.
Orada mı? Hanımefendi sade lütfederlerse. Ederiz canım, ne var? Siz burada keyfine bak da. Haydar. Bulamıyorum hocam. Evden çok telaşlı çıktık. Unuttum herhal. Ama ders notların olmadan nasıl derse gireceksin? Bir telefon edebilir miyim acaba? Et bakalım. Çok yaşayın hanımefendi. Pek nüktedansınız. Tahsiliniz yüksek mi? Yüksek olmaz mı? Yani bayağı bir yüksek. Telefon. Neydi? Pardon. Ayten sen misin? Yok, ben Haydar. Ayten'in babası ani baskın yaptı da çabuk söyle. Sabah telaştan ders notlarımı unutmuşum. Rezan Hoca çok ayıp oldu. Ayten Gül'ün babası gelmediyse bir koşu alayım diyecektim. Yok ama sakın ha. Aşağıda ha. Asiye, onları bulup dükkana Berat bile bırakamaz mısın? Ben oradan olurum. Dur bakayım. Dur. Eyvah. Güzel. Ha ben ne diyeyim? Okumam yazmam yok ki. Hangisi bilemedim. Sayılar mı var üstünde de? Sayı yok. Yazılar olacak. Uy. Şey dedin sen değil mi? Ders notları. Ha tamam. Buldum canım. Herhalde bu olacak. Acaba o mu? Nasıl ayıracaksın o suya? Tamam. Demir Dayı Bey. Bak şuradan ne yazıyor? Gözüm bozuk da böyle çıkaramıyorum onu. Buyurun, belki yardımcı olur. Tamam. Tamam, istediğin ders notu bu işte. Az bekle. Biraz bulanık görüyorum da. Bir de siz okusanız lütfen, pardon. Çoraplar yamanacak, evet. Soğanla bulgur yamanacak. Gördün mü bak, benim bu gözler var ya, bir ilerlemiş ki yani. Yani bulamadık, yok burada değil. Peki Asiye, sağ ol. Tamam Haydar, ne yapalım üzülme. Bugünlük idare ederiz. Bana izin verirseniz bir koşu evden alır gelirim. Anlaşılan kendini yiyeceksin. Hadi git al gel bari. Buyurun. Pek tuhaf. Hiç genç kız odasına benzemiyor. Kim kalıyor bu odada? Ya. Telefon. Pardon. Tam zamanında çaldı. Alo? Ayten. Çabuk koş gel. Babam burada ha. Teşekkür ederiz. Bir haftalık para ödedik. İkinci günde çıkıyor Selia. Yazık değil mi? Değil. Yetti artık. 5 yıldızlı kibarlaşacağım diye kasım kasımlaktan kasım patına döndüm ben burada. Olmayacak, o cümleye hiç uyumadı Zülüha. Hadi kasımı tamam. Patı ne oluyor? Sıkıntıdan patladım demek oluyor. Aman gidelim evimize. Geçireyim rahat rahat elbisemi. Takayım yemenimi. Pişireyim bir tencere kuru fasulyemi. İçim şişti. Ne bu canım? Bunun nesi balayı? Aman. Bunun balı sensin. Öbür de ben ki. Tutup dünyanın parasını verdim buraya. Ama hadi. Buluruz bir otobüs. Koşlarımla pülüşlerimi de özledim ben zaten. Tamam. Dönüyorsun. Bari biraz daha sıcak havuzda yıkanalım. Paranın ne kadarını çıkarsak kârdır. Aman iyi tamam. Ben seni burada beklerim. Bana bak. Yine tepesi üstü dalıp kanı beynine sıçratmak yok. Söz mü? Söz. Dur. Ağzına su alıp vur diye küçük çocukları korkutmak da yok. Ay analarıyla kavga ettik. Su. Suda dağıtlak atabilir miyim? Ay. Atabilir miyim?
İyi amanat hadi hadi. Şeker kız, annenle ikinizi nasıl ters mevzilere yatırdım ama. Aşk olsun babişko. Çok merak ettim seni. Tamam. Baba kız artık kavuştuğunuza göre ben azıcık çıkıyorum. Müsaadenizle. Asiye hanımefendi, sizinle tanıştığım için şerefyab oldum efendim. Akşam yemeğinde de bizleri şereflendirmek lütfunda bulunursanız bu fakir bendenizi ihya etmiş olursunuz efendim. Buyur. Yani buyursunlar. Akşam bizimle yemek yersin değil mi Asiye? Ha tamam canım. Orası kolay. Öyleyse saat tam 7'de efendim. Babam akşam yemeğine tam 7'de oturur. Gecikmezsin değil mi? Yok tabii gecikmem. Mecburen. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Şivesi biraz tuhaf ama çok hanımefendi. Üstelik nüktedan da sıcakkanlı. Hoşuma gitti, iyi iyi. Diğer kız arkadaşlarını da merak ediyorum. Annem bir kere tanışmış ama ben daha görmedim. Çok şekerdirler. Çok seveceksin. Senin görgü ve terbiye seviyendeyseler şüphesiz seveceğim. Öğle yemeğine 20 dakika var. Ben hemen odanı hazırlayayım. Yemekten sonra şekerleme yapmayı hiç atlamazsın değil mi? Pekala şeker kız. Seni çok özlemişim. Hazır başımda annen yokken bir keyif yapayım diyorum. Yalnız aramızda ha. Demek ki neymiş? Aramızda. Seni namussuz hırsız seni. Seni hırz ve mal düşmanı serseri seni. Ah! İmdat! Bırak beni! Hiçbir yere gidemezsin. Kız kıvrak yakaladım seni serseri. Ben hırsız değilim. Haydarım. Haydar! Ben sana dünyayı dar edeyim de görürsün. Rezil hırsız! Baba! Baba yapma dur. O hırsız falan değil. Nasıl değil? Ortalığı karıştırırken yakaladım. Baba arkadaş yabancı değil. Bırak beni. Nasıl yani? Tanıyor musun? Kimdir bu delikanlı? Genç hanımların evinde odasında ne işi var? O şeyin bir şeyi. Armağan'ın arkadaşı. Olamaz tabii, yoksa odada ne işi var? O şey canım, eşi. Evet eşi. Tanıştırayım sizi. Haydar, babam. Güzel, güzel. Sayende hep hanımların arasında kalmaktan kurtuldum. Seni de akşam yemeğinde sofrada görmek isterim. Daha yakından tanışırız. Neymiş efendim? Daha yakından tanışırmışuk. Saat tam 7'de, gecikme olmasın. Baş üstüne. Ne bakıyorsunuz öyle kardan adam gibi? Hı. Söz verin de. Kız sen ne afiyet olmuşsun böyle ya? He, rol icabı. Paşa torunu oynarım da. Berat oğlan, ver onları ben ulaştırayım masalara. Ver. Yok, ver. Sen bırak. Ben yaparım Asiye, sen yorulma. İyi. Sen yorulma. Aa! Hoş geldin Ragıp. Hoş
Hoş bulduk Meryem. Nasılsın? Çok yoruldun mu bugün? İşte. Bugün kalabalıkta ayağıma akarsular indi. Silahın gemler dönünce bir gün senin için izin alıp sinemaya gideriz. Aa, televizyonda güzel bir film varsa ona gideriz, olur mu? Olur. Hem daha az masraflı olur. Ayranınız. Berat kardeş. Paraya kıydım, biraz mezili kaldım. Bir de bir ufak rıkı kaptım. Akşama seninle bir ıslatırız artık. Güzel güzel. Benim de bu akşam acık içmeye ihtiyacım vardı zaten. Hayırdır? Bir şey mi var Berat kardeş? Hiç. Şuramda bir pırpırlanma var ama. Bak. Yedek anahtarlar sende kalsın, tamam mı? Çilingiri kur. Ben de bir saat sonra işi kolaylayıp gelirim, olur mu? Tamam. Tamam. Haydar da çok sevinecek. Hadi görüşürüz. Kolay Hadi gelsin. Görüşürüz. Sağ olasın. Dur delikanlı dur. Cihar ise öyle mi oynanır? Beş kapıya girmek varken harcarsın zarı. Neymiş efendim? Harcarmışım zarı. Çek şöyle tekten bunu. Ha, değil mi efendim? Hesap bilmiyorsun hesap. Ne tahsili yapıyorsun bakayım sen? Matematik. Matematik bilmekle olmuyor bu işler işte. Strateji ve taktik meselesi. Demek ki neymiş efendim? Taktik işiymiş. Aferin. Aferin. Ayten bunu nasıl yaparsın? Haydar'la evli olduğumuzu nasıl söylersin? Anlattım ya. O durumda yapabileceğim başka bir şeyim yoktu. Hem battım balık yan giderim. İyi de biz de seninle beraber yalana batıyoruz. Üstüme gelme Armağan. Zaten sinirlerim bozuk. Bak ne olur sen yukarı çıkıp yemeğin hazır olduğunu haber ver. Ben de Rüya ile Cansu'ya pot kırmamalar için haber vereyim. Ha? Yer bakayım güzel kızım. Kocanın işini bitirmek üzereyim. Çok güzel. Yenildin mi Haydar'cığım? 2,5 saattir oynuyoruz. Yenildim tabii. Hanım. Şey, yemek hazır diyecektim efendim. Olmadı, olmadı. 3 dakika geç oturacağız. Çok affedersiniz efendim. Herhalde benim saatim geri kalmış. Neyse efendim. Misafirlik de olur o kadar. Ama bak kızım, sen ol. Eşinin yemeğini tam zamanında önüne koymaya gayret göster. Evliliğin hassas noktaları vardır. Neymiş efendim? Evliliğin hassas noktaları varmış. Evet. Daha gençsiniz ama nasıl alışırsanız öyle gider değil mi? Demek ki neymiş? Nasıl alışırsak öyle gidermiş. Ben Ayten'in annesine yemeği 1 dakika geciktirdiği için 1 ay küstüğümü bilirim. Evlilikte prensipler önemlidir. Neymiş? Evlilikte prensipler önemliymiş. Allah Allah. Nerede kaldı bu Haydar ya? Hazır başımda Mahpeker Hanım yokken 40 yılda bir kaçamak yapalım şeker kız. Yoksa ben de ay ortası annenden gizli gönderdiğim harçlıkları... Hı? Anladın sen. Tamam baba aramızda. Kim bana eşlik ediyor Asiye Hanım? Aa, yok bana da kanıyor. Aferin damat. Ama hanım yanındayken izin almadan olmaz. İçebilir miyim hanım? İç tabii Haydar'cığım. İç. Güzel. Tavlada yenildin. Bakalım içki sofrasında ne yapacaksın? Benim kadar dayanıklıysan bravo. Beni pek tutmaz. Dayanırım. Ölçüyü kaçırmazsan iyi olur Haydar'cığım. Yarın okul var da. Tamam hanım. Daha yeni başladım. Afiyetinize efendim. Teşekkürler. Asiye Hanım, paşa dedenizden bahsedin bize biraz. İmdat Reis Paşa. Padişah'ın takacı başısı. Yok, neydi be ama. Uf be Haydar be, uf be Haydar be. Neredesin be? Allah korusun, başına bir şey mi geldi ya? Aferin delikanlı, pes etmiyorsun.
Haydar'cığım pes et artık istersen. Etmem hanım. Neden pes edecekmişim kümüşüm? Yanlış bir şey söyledim herhalde galiba sonursa. Armağan eğleniyorlar işte. Ama dokunuyor ona Ayten. Tamam bırak karışma çocuğa. Karışma diyorsun Cansu ama yarın derse girecek. Kaçırdı ölçüsünü. Maşallah pek sevimli bir çift. Çocuk düşünüyor musunuz gençler? Düşünüyoruz. Nereden çıktı şimdi Aydar'cığım? Henüz öğrenciyiz. Hanımın okulu bitsin öyle. O ne derse öyle olur. Ah hanımlar ah. Hem saadet hem felaket getirirler. Sonradan saadet kısmı bir parça kaybolur. Halbuki ilk evlendiğimizde mahbekerciğime ne şiirler okurdum. Efendimsin, cihanda itibarım varsa sendendir. Miyane aşıkında iştiharım varsa sendendir. Benim feyzi hayatım, hasılı ruhi revanımsın. Eğer sermayeyi ömrümde karım varsa sendendir. Şeyh Galip'ten efendim. Şimdi kim eşine şiir okuyor efendim, kim? Ben okuyorum. Haydar'cığım, lütfen canım. Bak dinle oğlum. Dağlarımda gözünen yaralı ceylanımsın. Has bahçemin çişiği, tertemiz pınarımsın. Bu cam bende fazladır. Alsalar da gam yemem. Çünkü eksiltmez beni. Canımdan çok canımsın. Ne güzel. Kimin bu? Haydar Ballıoğlu'nun. Ah Haydar, ah! Ay. Söyledim bu kadar içme diye. Buyurun işte. Armağan bir yüzünü yıkasaydın önce tamam, istersen. Tamam. Ay, biri şu telefona baksın. Aman öf! Ay. Dur Haydar. Efendim? Armağan Bucu, Haydar ortalarda yok. Size bir haber falan bıraktı mı? Haydar burada Recep, bizimle yemek yedi. Ya, demek öyle. Recep? Yazıklar olsun. Bana çalım attır emmi oğlum. Bir ben mi fazlaydım o evde yani? Başım dönüyor hanım. Elimi tut. Ay, Asiye bir koyu kahve yapıp gelsene. Tamam. Tamam buradayım Aydar'cığım. Buradayım bir tanem buradayım. Tamam. Tamam. Bir gün Nizamiye'den içeriye girdim o ne? Size de kahve yapayım mı lütfen pardon? Daha 15 dakikası var hanımefendi. Öyle mi? Sonra Cansu kızım nerede kalmıştık hiç unutmam. Pardon Demir amca. Recep. Ben mi fazlaydım bu evde Cansu bacım? Yavaş Recep. Bir fazlalık ben miydim yani kocaman ev? Sus Recep. Babacığım bir dakika. Delikanlı kimi arıyor? Kimseyi aramıyorum. Ben aramasam da zaten kimse de beni aramıyor. Yazıklar olsun size be. Ben aradım canım seni. Tamirci bu. Televizyonunuz bozuktu ya sizin hani. Nasıl bozuk? Götür bakalım. Yapsın arkadaş. Götür yukarı. Yapsın. Değil mi? Hadi. Tabii. Asiye, sen arkadaşa da bir kahve yap, değil mi? Allah Allah. Böyle şeyler için tamirci çağrılır mı canım? Bana söyleseydiniz ya, evelallah elimden gelir. Babişko, sen yorulmasan ha? Olmaz. Tamircilere hiç güvenmem ben. Nerede bunlar? Şimdi o iş öyle yapılmaz çocuk.
Önce şu devreleri sök bakayım. Demek ki neymiş efendim? Babişko, kahve saati geçiyor ama. Sen dediğimi yap, ben kahvemi içip geliyorum. Recep. Recep! 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 Çok geç Asiye, sızdı. Bari Haydar'ın yanına tasip yatıralım da. Hadi. Kahvenizi getiriyorum Demir amca. Sağ ol kızım. Arkadaşlarını pek sevdim şeker kız. Tam sana göreler. Armağan'la eşi pek birbirlerine denk gibi görünmemekle beraber netice itibariyle birbirlerine çok saygılı ve sevgililer. İyi iyi. Senin adına sevindim. Annen de tasvip edecektir herhalde. Aa! At kolunu boynumdan. Yok sen tam yıkla da biz düşmeyelim ha. Asiye nasıl taşıyacağım? Bir kaza çıkacak. Ah Ayten seni öldüreceğim. Eline sağlık canım. Allah Allah, bu saatte kim olabilir? Aa, ben bakarım. Yok kardeşim, yanlış numara. Kim gelmiş? Biz geldik. Kapı çalıyor. Boş ver babiş, kop kapıdır, çalar bizleri. Vah Beyker. Anne, Berat. Tanrım. Ama sultanım, yarın akşam bekliyorum. Yarın akşam mı, niye? Doğum günün için sürpriz yapalım istedi baban. Ben biraz erken davrandım. Ne o Demir Bey, kaçamak planlarınızı mı bozdum? Burası anason mu kokuyor? Anneciğim bak, seni tanıştırayım. Cansu, Rüya tanıyorsun zaten. Ev sahibimiz Asiye Hanım. Televizyon tamircimiz Recep. Bu da... Dışarıda tanıştık. Asiye Hanım'ın eşiymiş. Ne işiymiş? Olur. Hayat mı? Ben Asiye Hanım Efendi'nin dul olduğunu sanıyordum. Dulum tabii. Şimdi Berat gemici ya. Gemici karşısında dul sayılır Demir dayı. Aldaydır yok daha burada. Ya nasıl özlemişim vallahi canım. Basın tekne ya. Hepsi bu kadar mı Ayten? Armağan'la Haydar yukarıda. Armağan'ın eşi, yarın tanışırsın. Armağan'ın evlendiğini söylememiştin Ayten. Fırsat olmadı. Canım bakma öyle çocuğa diktik. Yalan mı söylüyor? Ayten yalan söylemez. Sadece senin gibi sürprizleri sever Demir'cim. Bana başka sürprizin var mı Ayten? Yok anne, hepsi bu. Daha ne olsun? Hayal kırıklığına uğrattın Ayten. Akşamüstü seni okuldan almaya geleceğiz. Bu meseleyi uzun uzun konuşmamız lazım. Hadi Demir Bey, toleransının neticesi bunlar hep. Pülüçler, pülüçler! Heh, çıkmadınız değil mi? Bak ne diyeceğim Ankara Pülücüğüm. Annenlerle doğru dürüst oturamadık dün akşam. Madem bugün de doğum günümmüş, ben diyorum ki akşama mantıcıda toplaşalım hep birlik. Şimdi 40 yılda bir gelmişler. Hem hoş geldin yemeği olur, hem de kaynaşırız bir güzel. Hem de sana doğum günü yaparız, değil mi? Ne oldu şimdi buna? Yok bir şey Zeliha yenge. Heyecanlandı biraz. Ah canım, canım. Ay güzelim. Ay. Hey, akşama bekliyorum bak. Ha, tamam. Tamam. Hadi. Hepinizi de. Hadi bakayım. Gençlik işte, yazık. Ne
Ayten. Bütün gün kantinde oturulur mu canım? Hadi toparlan biraz. Birazdan annenle baban gelirler. Onlara Zeliha yengenin davetini söyleyecek misin? Öyleyse Zeliha yengeyi arayıp gelemeyeceğinizi söyle bari. Onu da yapamam. Ayten bak, bir doğrudan bir doğruyu seçmek zorundasın artık. Bizi de kendini de ailene karşı yalancı durumuna düşürdün. Artık ailen sana da bize de güvenmeyecek. Özür dilerim. Pekala. Seni mantıcıda bekleyeceğiz. Artık kararını ver ve seçimini yap. Sen bir yetişkinsin. Küçük Ayten değil. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım küçük yaramaz, düş önümüze. Lütfen biraz ciddi ol Demir. Anne, baba bu akşam için Zeliha yenge... Bu akşam baban yine bir sürpriz hazırlamış. Güzel bir lokantada yer ayırdım. Şeker kızımın doğum gününü kutlamak için. Lütfen biraz ciddi ol Demir. Tamam tamam. Hadi hanımlar buyurun. Dikkat et, düşme sandalyeden. Dikkat et. Balon düşüyor. Biz geldik. Ay ay ay. Hoş geldiniz kuzla. Merhaba. Bu akşam dükkanı kapağı attık. Yalnız kendimize çalışacağız. Nasıl olmuş? Rüya gibi. Megaloman sen de. Oğlanlar da şimdi gelir. Ankara pirinciyle anası babası nerede? Sana uygun olmayan bir evde, sana uygun olmayan insanlarla kalıyor olman hoş değil Ayten. Ama onlar bir... Babanla ben gerek ailemizin gerek kızımızın kalitesine yakışır küçük bir daire tutmaya karar verdim. Anne beni bir türlü... Sana şık bir daire bulana kadar bu hafta buradayız. Demir, lütfen şarabı fazla kaçırma canım. Evet, ne diyordun? Ben 7 numarada param yetmediği için değil, o insanları sevdiğim için yaşıyorum. Yani bu benim seçimim. Herhalde şaka yapıyorsun. Yani o insanlar ve sen. Evet. O insanlar ve ben bir arada çok mutluyuz. Kalite insanın nasıl göründüğünde, nasıl konuştuğunda değilmiş. Nasıl hissettiğindeymiş anne. Demir bir şey söyle. Vallahi fena kişiler değiller Mahpeker. Ben de hoşlandım. Demir sen bir şey söyleme. Anneciğim bugüne kadar bana öğrettiklerinle, benden beklediklerinle baktım insanlara. Ama artık büyüdüm. Farklı seçimlerim var. Küstahlık ediyor Demir. Vallahi zannetmiyorum sultanım. Beğenmediğin o insanlar bu gece bizim için bir hazırlık yapıyorlar. Onlar benim dostlarım. Onları seviyorum. Buraya yazıyorum. İşte adres. Eğer seçimlerime biraz saygı duyuyorsanız bu geceyi orada devam ederiz. Çünkü ben onlarla olmak istiyorum. Gelmeyecekler herhalde. Canım niye gelmesinler? Belki trafiğe falan takılmışlardır. Bekleyelim biraz daha. Zeliha yenge. Zeliha yenge bak. Sana bir şey söylesem üzülür müsün? Ne? Ne var? Kötü bir şey mi oldu? Ne var söyle. Yok. Şimdi anlatması biraz zor ama Ayten... Ne olmuş Ayten? Ayten! Ayten! Çok geç kaldım, özür dilerim. Ay 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 ay. Hoş geldin. Ananla baban nerede? Ha? Zeliha yenge, aslında onlar... Bilmiyorum. Ha? Hadi bakalım gençler, doğum günü bağışlasın artık. Aferin. Al bakalım. Teşekkür ederim. Oldun. Ay ay. İyi ki doğdun Ayten. İyi ki doğdun Ayten. İyi ki doğdun. Söndür çubuğumları da yiyelim artık. Açlıktan öldük be. Ne diledin Ayten? Biraz imkansız bir dilek. Yani olacağını hiç sanmıyorum. Aa,